Evet değerli izleyiciler, ne gövdemizden terimiz eksik oluyor ne de gözümüzde yaşı. Burası Urfa'da Akarbaşı Çarşısı değerli dostlar. Bir tarafta fırınlar, bir tarafta baharatçılar, bir tarafta yöresel kıyafetçiler, bir tarafta da tabii Türkiye'nin olmazsa olmazı gastronominin başkentlerinden biri Urfa'da kebabın her türlüsü değerli dostlarımız. Ustamın yanındayız. Abi hemen vallahi hızlı bir şekilde gördüğün gibi burada fabrika çalışıyor değerli dostlar. Aynen, İsim doğru. Neydi efendim? İsmim Mustafa, merhabalar önce. Ne yaptık abi şu an Mustafa abi? Abi şimdi biz kuzu ciğerini pişirdik. Kuzu ciğer. Kuzu ciğeri misafirlerimize ikram için. İkram edeceğiz abi. Kuzular nerenin? Ustam, kuzular Urfa'nın üveysi cinsi kuzuları. Üveysi cinsi kuzuları. Evet. Urfa yöresine ait olan bu hayvanlar. Evet. Bizim etimizin, ciğerimizin Urfa ait olan etin ve ciğerin lezzetli olmasının sebeplerinden en büyüğü meralarda yedikleri envai çeşitli olan bitkiler. Bizde endemik bitki çok çeşidi vardır. O yüzden o çeşitler hepsine hayvanın bütün bölgesine dağılır. Etimiz zaten orijinalde lezzetlidir. Şimdi kuzu şişi biliyorum, Urfa kebabı biliyorum ama Urfa ciğer de diyorsun, Türkiye'de bir numara izliyorsun. Bu ne ustam, Mehmet ustam? Abicim bu Urfa haşhaş kebabı. Urfa haşhaş. Bu da Urfa sade zırh kebabı. Urfa sade zırh kebabı, evet. Urfa haşhaş. Bu da Urfa ciğer. Kuzu ciğeri değerli abi dostlarımız. Bu şimdi normal kebabımız, doğru mu abi? Şişimiz. Öbürü zırh. Evet, şişimiz olunca bundan 3 tane oluyor. Evet, biberleri koz. Biberler acı mı oluyor, tatlı mı oluyor, duruma göre mi abi? Zehir. Ciddi mi diyorsun abi? Niyetimize göre olur. Burayı ne yapıyorsun abi, Mehmet abi? Burada bu, neyimiz var? Bunlar bizim garnitörümüz. Domates, soğan, maydanoz, nane, limon. Olmazsa olmazımız. Bunlar şöyle, yemek keyif işidir. İsteyen istediği gibi yer. Ben mesela ciğeri sadece eski usule göre bakarsanız sadece soğan ve biberle yememiz lazım. Evet. Ama dediğim gibi yemek keyif işidir. İsteyen istediği şekilde kimyon da koyar, soğan da koyar, nane de koyar. Mustafa Usta, gastronomi de gelişiyor. Evet. Yani bugün burada bu iş, tabii ki burası merkezi ama ne yapıyorsun, bunu tüm Türkiye'de tabii, insanlar yayıyor ama bu iş buradan çıkma değerli dostlar. Özellikle şöyle, Urfa ve Antep'in hakkını vermek lazım. Hakkını vermek lazım. Çünkü şöyle, hani yemek tüm Anadolu'nundur. Yemek ilk burada çıktığı için mesela bunu biz yapmamışız. 15 bin yıl önceden olan Karahantepe, Göbektepe, bunlarda ilk aş yemek burada piştiğini görüyoruz. O yüzden biz Urfa'nın diyoruz. Yoksa biz iyisini yapıyoruz, başka iller yapmıyor da biz yapıyoruz diye eyvallah, bir şey söylemiyorum. Burada çıktık. Aynen, yemek ben mesela çıktı. Çorumluyum. Çorum leblebi abi. Hah. Çorum pirinç. Şimdi leblebi pirinçle. Urfa'da da mesela dediğim gibi bu birçok çeşidimiz var. İlk aş, ilk yemek, ilk insan buralarda olduğu için. Hani biz kendimizi övmek için söylemiyoruz. Orijinali bu. Ama buna da dikkat edelim. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu da Türkiye'de ilk üçteyiz. Çorum. Çorum. Dünyanın merkezi soğan üretiminde değerli dostlar. Ya bu da soğanda. İlk üçte bak. Soğanda lazım. Çorum değerli dostlar. Türkiye'de ilk üçte, onun altını çizeyim değerli dostlarımız. Eyvallah. Şimdi Mustafa Usta, ben bir şey daha söyleyeceğim yalnız. Şimdi Mahmut Tuncer bizde program yaptı. İbrahim Tatlıses zaten biliyorsunuz. Eyvallah. Nuri sesi güzel. Mekanı cennet olsun. O da uzun yıllar bizim Kanal 7 medya grubumuzda program yaptı. Şimdi sese etkisi var mı abi bu kebabın? Abi şöyle, aslında her insanın kendine göre sesi güzeldir, makamını bilecek, işte diline giden şarkıyı söyleyecek ki öyle bir şey olsun. Sende var mı? Bizde yok, bizde sadece anlatabiliriz ama elimizden geldiğince biz işin orijinal kısmını anlatmaya çalışıyoruz. Şov kısmı bizden uzak dursun, biz işimize bakalım. Şovu yapacak arkadaş orada, Mehmet miydi, Mustafa Mehmet, mıydı o da? Mehmet Bey. Mehmet Bey, buyurun efendim. Değerli dostlar, Urfa'da sesin hakkını veren, kebabın hakkını veren kapı komşu, hani demiş ya, ev alma komşu al demişler. Selamun aleyküm. Komşular Mehmet abiyi seçtik. Şimdi abi, kebabı yapanın durumu ortada. Yani orta fitlikte Mustafa Usta. Ben de fena değilim. Şuraya tezgahı çık abi. Abi şu güzelliğe bakar mısınız? Abi. Ben iki mevsim müdafaa. Ne? Mevsim müdafaa. Burayı yürüyün. Nefsimi müdafaa abi, ediyorum. Abi nefsi de diyemedim. Mevsim müdafaa dedim. Eyvallah abi. Ne yapıyorsun? Burada bakıyor musun? Mustafa Usta'nın yemeklerinden memnun musun abi? Genelde bakmıyor. Direkt yiyor. Direkt mi? Yok, memnun olmasam ara sıra bakıyorum, Mustafa Bey burada dürüm yapıyor falan. Evet. Diyorum ki güzel bir şey yakalamış. Hemen dürümüne ortak oluyorum. Ciddi mi söylüyorsun? Abi seninkine beleşçilik derler ya. Hayır, beleşçilik değil. Nasıl olacak komşuluk abi? Komşuluk hakkı. Komşuluk hakkı. Sen baharattan hak veriyor musun adama? Veriyor. Tabii serbest ya. Abi serbest. Onu alsan oğlum, olur, kilo alsan oğlum, olur. Oğlum ben bu gelince her zaman bir kilo badem falan her şeyi veririm. Abi maşallah değerli dostlar. Bir oynat bakayım abi şurayı. Ben oynatamam. Niye? Çünkü benim içinde, benki boş değil için. Öyle mi? Tabii. Kasmıyorsun bunu. Tabii işi boşuna. Urfa kası. Urfa kası. Tutmaz bu adam mutlu. Asla yasılıyoruz değerli dostlarımız. Komşuluk da çok önemli değerli dostlar. Ben buradaki çarşıda da onu gördüm. Kimsenin böyle müşterisinde falan şey yok. Müşteri geliyor, nere uygun görürse gözüne kestirirse oturuyor. Urfa'ya günlük rakam olarak bilmiyorum ama biz hani kafadan rakam söylüyorum. Urfa'ya günlük 100 bin taneye yakın misafir gelir. Bu 100 bin misafirin hepsini ne ben ağırlayabilirim
ne Mehmet abi ayarlayabilir. O yüzden bütün esnaf faydalanır. Güzel olursa herkes faydalanır, herkes ekmek yer. Meseleme zaten bir şey satmak değil, memleketimizi güzel bir şekilde temsil etmek. Evet, Urfa'da hem manevi yönüyle değerli dostlarımız, tabii, hem de gastronomi yönüyle ülkemizin tanıtımında çok büyük ama çok büyük katkısı var. Onun altını çizelim. Şurada iki tane ciğer var, iki parça değişik iki ciğer var. Bu ikisi de erkek kuzu ciğeri. Nereden anlayacağız? Merak ettiğim için söylüyorum. İyi ciğeri nereden anlayacağız? İyi ciğeri şöyle hocam bak. Bastırdığın zaman dolu olacak işi. Evet. Bir de böyle rengi canlı olacak. Evet. Böyle kendini mesela bırakmayacak. Bırakırsa bir de erkek kuzu mu olması erkek lazım? Olmasa. Erkek olmasa. Çünkü kuzu olması lazım. Dişçilerde biraz hafif insanların koku geliyor dediği et, ciğer kokusu geliyor, et kokusu geliyor dediği zaman o koyun etinden dolayıdır. Koyun eti ayrı bir olay. Kuzu, erkek eti ayrı bir olay. Erkeğin eti de ciğeri de koku gelmez ve çok lezzetlidir. Yine aynı kez de kuyruğu da öylesine. Bak şu parlaklığı, şu berraklığı görüyorsun. Bunu nerede görürsen al, bu şifadır. Bu keza yine öylesine. Donmuş falan ürün değil. Taze günlük geliyor, günlük kesiliyor. Birkaç saat dinlendikten sonra elini zaten bak soğuktur zaten. Evet. Dinlendiriyoruz. Ondan sonra kesmeye başlıyoruz. Şunun erkek kuzu ciğerine zar alma olayı çok yoktur. Birkaç tane böyle burada perdesi dediğimiz, kelebeği dediğimiz var. Onlar alınır. Ondan sonrası da zaten lokum gibidir. Lokum gibi. Lokum. Hiçbir zarı falan filan alınmaz aslında. Dana ciğerinin zarı alınır. Dana ciğeri de burada mesela söylemek istiyorum. Kötü değildir. Kötü değildir. Sadece kuzu kadar lezzetli değildir. Kesme şeker büyüklüğünde doğranır. Diğer illerden de bizim farkımız biraz onlar büyük doğuruyor. Kimisi baharatlı yapıyor, kimisi falan yapıyor. Bizimki de sadece böyle küçük küçük kesme şeker halinde doğranır. Pişmeye yakın üzerine hafif pul biber ve tuz serpilir. Başka bir olayı yoktur. Urfa'da ciğerin üzerine baharat falan serpmezler. Usta mı orada ne yapıyor şimdi abi? Urfa haşhaş kebabı. Haşhaş kebabı. Sebzeleri takılıyor. Aynen. Önce temizleniyor, kuzu eti temizleniyor. Çındırını, bezesini, yağınlar alınıyor. Sonra makinalık olan bölümü ayrılıyor. Bıçaklık bölümünü ustamız her gün sabahleyin erkenden zırhla çeker. Ondan sonra içine haşhaş dediğimiz içine sebze koyuyoruz. Sebze dediğimiz olay da sarımsak, kırmızı biber ve maydanozdan oluşuyor. Şimdi Mustafa Usta'm biraz da fiyatlara da baktım. Fiyatlarınız aslında çok makul. Şu esnaf bölümünde mesela bunlar makul. Urfa'da mesela şimdi 240 lira. Ama 300 liraya kadar veren var. Onlar da ama yani haksız yani değiller şöyle. Kıyasladığım zaman İstanbul'da falan çok çok makul bir fiyatta. Makul aslında şöyle, onları da oradan ezmemek lazım. Çünkü İstanbul'daki kiradan, İstanbul'daki masrafla burası bir olmuyor. Ben diyebilirim yani İstanbul'daki meslektaşlarımızla biz aynı kazancı elde ediyoruzdur. Çünkü çok fazla paraya satıyor diye çok fazla kazanmıyor. Onların da onlara göre masrafları gideri var. Gideri var, dükkan kiraları var. Bunlar göz ardı edilmemesi lazım. Ciğeri kestik abi. Lokum şimdi, kıvamına getirdik. Aynen. Şimdi kuyruk şimdi yani. Ondan bir tık daha küçük olan kuyruğunu ayarlayacağız. Aynen. Abi şu hareket ne peki orada gördüğümüz hareket abi? Abi bu yıllardan gelen bir pratiklik. Pratiklik diyorsun. Aynen. Önce şöyle bir tutuyorsun herhalde. Tak! Şöyle alıyorum, şurada tutuyorum, buradan çeviriyorum böyle. Abi hiç ele sapladığın oldu mu ya? Oluyor, binde bir oluyor. Tabii. Evet değerli dostum, kaç yıldır böyle bu işi yapıyorsun pratikte? 15 yıldan fazla. 15 yılda. Çekirdekten aynen yetişmek gerekiyor, aynen, doğru mu kardeşim aynen benim? Aynen. Öyle, buna niye sabırlı diyorlar? Öbürüne bakarak ince olduğu biraz için. Biraz daha zahmetli olduğundan dolayı. Zahmetli. Evet, aynen. Kaç lokuma bir tane kuyruk yağı takıyorsun ortalama? Bir ciğer, bir kuyruk, iki ciğer, bir kuyruk, bir ciğer. Ha, bir ciğer, bir kuyruk, iki ciğer, bir kuyruk, bir aynen ciğer. Ortalama porsiyon. 2-1-1-2-1-1. Eyvallah. Evet, diğer tarafta da değerli dostlar, biberler de kızarıyor. Tabii Urfa denince bibersiz de olmuyor. Ateşin közü, kebabın özü. Değerli dostlarımız Urfa'da diyoruz. Şimdi İbrahim Usta ciğerleri zırhlara, tığlara. Onlara tığ mı diyoruz, zırh mı diyoruz? Bunlar biraz daha ince. Şiş, ince şiş. Aynen, ciğer şiş diyoruz. Ciğer şişi abi diyoruz efendim. Evet değerli dostlarımız şu anda gördüğünüz gibi zırhlıyla, tığıyla ondan sonra ciğerler yerlerini aldı, kebaplar yerlerini aldı, biberler yerlerini aldı. Ustam şimdi ne yapıyoruz Mustafa Ustam? Abi şöyle şimdi bak ciğerimiz pişmeye çok yakın bir şey kaldı, az kaldı. Onu az kalmaya yakınken şöyle sadece pul biber ve tuz. Pul biber ve tuzunu serpeceğiz. Urfa yöresinin. Aynen. Evi sosu dediğimiz. Bunu en sona doğru serpmemizin sebebi ciğerin pişme süresi çok fazla değildir ama yine de üzerine serptiğimiz biberi
kül edecek şekilde mesela olur. O yüzden kül doğurunca çok bir tadı kalmaz. Pişmeye yakın serpeceğiz. Kıvamında, tadında, vaktinde, zamanında aynen diyorsun. Sonra da böyle çarkalayacağız gibi birbirini karıştıracağız. Devamlı böyle takla yattıracağız diyorsunuz. Yağ birbirine geçecek, yumuşayacak öyle. Ha, her birinin yağı da birbirine tabii, geçiyor. Tabii, öyle olunca lezzeti birbirine geçer. Ve şimdi zaten yersiniz, oradan çok güzel bir kebap ortaya çıkacaktır. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, kebabın başında alnımızdan aktı terimiz, hazırlanmış Mustafa kardeşim tarafından dükkanın önünde yerimiz. Dedi ki dışarısı fışkiyelerden su fışkırıyor, biraz daha serin, burasıdır Harun kardeşim senin yerin dedi. Oturduk efendim değerli dostlarımız. Evet, öncelikle emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Kısa zamanda öz bir şekilde Urfa'nın belki de mutfağının %1'ine denk gelebilecek bu güzel lezzetleri sağ olsun ekibiyle birlikte önümüze getirdi. Abi şimdi millet Urfa'ya hayran, Urfa'da içilir bakır tastan ayran diyorum ben. Eyvallah. Önce ayrandan başlayalım, köpüksüz olmaz mı diyorsun abi? Şöyle bakın, bize gelen yoğurtlarımızın içinde kendi yağı var. Kendi yağıyla zaten köpük olması, soğuk ayran tez köpük olur ve yağlı olunca olur. Bakın biraz daha bu bizde mesela makinalarımız, yayık makinalarımız var. Biraz daha dönse falan olsa içinden tereyağı zaten çıkıyor. Orijinal tereyağı var bunun içinde. Hayvanın kendi yağı biliyorsunuz. Ayrandan sonra tereyağı oluşuyor. Tereyağından sonra sade yağ. Abi köpüksüz diyorsun ki olmaz. Salatadan eksik olmaz tuzumuz. Aynı zamanda burası Urfa, hava sıcak. Yine eksik olmaz buzumuz diyorsun. Buzumuz olmaz. Salatada buz. Buradan da anlatalım abi. Burada bu bizim çoban salata dediğimiz mevsime göre yine Urfa yine mevsiminde bostanlardan aldığımız marulumuzu, domatesimizi, salatalığımızı falan yapıyoruz. Bu bize özel olan, bize özel derken Urfa'da birçok yerde yapar sağ olsunlar. Onlar da dostlarımızdır. Onlar da esnaflarımız, güzel yaparlar ama bizimki biraz daha fazla. Bu bundan, ne abi? Bu soğan salatası. Soğan salatası. Soğan salatası. Bu da çok özel bir şeydir. Yani diyorsun ki Urfa'da yavaş git, hava sıcak, yakarsın balata, ekranlara geliyor soğan salata mı diyorsun abi? Abi sen ne diyorsun? Abi kaplar burada hep bakır, yiyeceksin bunları takır takır. Aynen öyle. Doğru mu abi? Özellikle bakır Urfa'da çok, çünkü eski zamanda bakır falan ürünler vardı. Taslar, tabaklar falan bakırdı. Bizde de birçok ürün misafirlerimize öyle alıştırmışız, bakırda sunum yapıyoruz. Bakır diğerlerine göre daha da sağlıklıdır. Şöyle bizim bostana dediğimiz var, sulu kaşık salatadır. Oo. Bu da bostana. Bunun içinde... Yani diyorsun ki bu salata kaşık... Urfa'ya gelenler olur buna aşık diyorsun. Zaten olanlar çok fazla var aşık. Eyvallah. Olanlar. Bunun içinde de yine pirpirim deriz. Semizotu biz pirpirim deriz. Pirpirim, salatalık, domates, yeşil biber. Yeşil bir taze daha yeşil biber. Nar eşkisi falan. İşte bundaki olay aslında şey. Acı, eşki, tatlı, tuzlu. Eyvallah. Dördü de bunun içinde barınıyor. Diyorsun ki Urfa biraz sıcak. Biraz da topraklar kurak. Kaldırma yürürken diyorsun. Toz. Ekranlara geliyorum, nane ve maydanoz mu diyorsun abi? Evet abi, sen söylüyorsun ben evet diyorum. Bu da olmazsa olmazımız değerli dostlarımız. Kapyalarımız da var ama ustamın, Mustafa ustamın eliyle bizzat yaptığı, az önce de erkek kuzudan olacak dedi. Hafif dedi, böyle dokunduğunuz zaman dedi sertlik elinize gelecek dedi. Aynen. Bu da onun kendine göre hem Urfa'nın hem Türkiye'nin gururu ciğerimiz. Ciğer. Doğru mu abi? Kuzu Urfa, ciğerimiz. Aynen, Urfa kuzu ciğerimiz. Bu bizim Urfa üremize ait olan lavaş ekmeği ama bizde açık ekmek. Yani Urfa... Lavaş, aynen. Acele etme, sindire sindireye, aman ha yavaş diyorsun, aynen doğru mu? Öyle. Şöyle, ben size buradan başlayayım. Lavaşı öyle böldük Mustafa. Lavaşı olsun. Böldük. Biraz bu en son tarafında ben her zaman el alışkanlığı olmuş diye açıyorum. Eşyayı koyduğumuz zaman yağ suyu falan akmasın, dibinde kalsın, dibi altın lezzetinde bir şey. Oo, yağ da diyorsun oraya süzüyorsun. Aynen. Ben kendime dürüm yapacağım. Bir yap bakalım. Elle, elimle gireceğim. Evet, dürümü ha. Yapacaksın. Biraz. Artık sana mı nasip olur? Başkasına bakalım. Mı nasip olur? Kime onu da bilmiyoruz olacak, abi. Değerli şimdilik... dostlar, Türkiye'nin en iyi gastronomi uzmanı şu anda karşımızda duruyor. Bir bakıyor. Sempatikliği görüyorsunuz değerli dostlar. Evet, Mustafa Usta kendi usulüne göre. Orijinal, evet, orijinal hali bu. Ciğerimiz. Ama ben biraz maydanoz ve nane de seviyorum dürümümde. Keyfe göre. Keyfe göre. Biraz yine pul biber. Az biraz tuzumuzu serpeceğiz. Sonra yemeğimizin dürümümüzü kapatacağız şöyle. Yağ altında kalsın diye de evet, kapatacağız. Yağlık bölümünü de kapattık abi. Şöyle yiyene teslim edeceğiz. Abi sen böyle komşuyu nereden bulacaksın? Ya böyle komşuyu cennetine... Vallahi
Mustafa Bey'in yaptığını var ya, baban yapmaz, kardeşin yapmaz. Bir de Urfalılar dürmüğünü kimseden paylaşmaz kolay kolay. Bir de hakkını ver bakayım abi. Bismillah. Bismillah dedi. En büyük hak değerli dostlar besmeleden geçer. Bak bismillah dedi, iş bitti. Doyar abi. Bununla doyar abi şimdi. Değerli dostlar, tabii Urfa'ya geldik. Urfa'da da Balıklı Göl'e gelelim dedik. Abiyi gördüm ben Şeklişim. Neye baktın, hayırdır? Ne yazıyor? Ülke. Yani? Şeyin kanalıdır. Ülke TV kanalı. Eyvallah. Senden bir yaş büyük ama bak senden yakışıklı duruyor. Nasıl olacak şimdi bu iş? Senden diyorum yakışıklı duruyor. Biliyor musun niçin? He? Herhalde hanımı kendisine iyi bakıyor. Hayda. Ayağı. Olayı nereye bağladın mübarek yerde ya? He? Olayı nereye bağladı? Yenge sağ mı? Valla biri gitti, biri sağ. Senin? Ama, gördün mü? Senin? Senin bir tane var gitmiş. Vefat etti. Yok, vefat etti de bitmiş. Ha, yaşlandı. Ha? Eyvallah, maşallah. Dişleri kalmamış benim gibi. Sen de çok gençsin maşallah ya. Eyvallah abi. Bak. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, Allah razı olsun. Devamlı burada değilsiniz? Mıyız? Urfalıyız. Valla ben Sivirek'te oturuyordum. Şimdi 5-6 senedir buradayım ben. Ya merkezdesin ben, abi. Merkezdeyim ben. Nasıl görüyorsun abi? İyi, valla iyi. Durum fena değil. Buralar tabii güzel yerler, güzel, mübarek yerler. Gerçekten İnsanlar akın akın geliyorlar. Gerçekten öyle. Devamlı böyle. Maneviyatı yüksek yerler. Biraz önceden peygamberler diyarı ya. Peygamberler şehri ya. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Şuayb'in buralarda yaptığı şeyler var. Eyvallah. Şuayb şehrine gittiniz mi? Daha gitmedik abi. Yaşa oraya gitmeniz lazım. Şuayb şehrine. Uzak. Şuayb buradan uzak. Epey uzak. Biraz... Harran'a 90 kilo. Daha gidemedik bir yere abi. Öyle mi? Dönüyoruz dolaşıyoruz Urfa'nın merkezindeyiz. Öyle mi? Eyvallah. Abi herhalde programı izliyordu oradan laf attı. Dedi ki Türkiye'yi geziyorsun dedi bana. Ben yem atığınız zaman ben şey yaptım. Öyle da sizi. Eyvallah. Kalktım. Beğeniyor musun programı? Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten şen hem de güzel bir şey oluyor size. Eyvallah. Soyadım Şen abi. Onun için değil olmaz. Değil mi? Harun Şen abi. Çok, ben Ülke TV'yi çok seviyorum. Yani. Seviyorsun da bizi izledin mi hiç? Ben çok izliyorum. Beni? Yok seni izlemedim de TV'yi izliyorum. Ne, kimi izliyorsun orada? Vallahi hatırlamıyorum yani. Herkesi izliyorum yani. Haber mi izliyorsun? Haberleri izliyorum. Mustafa Yıldız? Olabilir yani. Turgay Güler? Turgay Güler. He? Turgay'ı mı izliyorsun? Eyvallah. Bizi de izle abi bundan sonra. Olur. Cumartesi pazar saat 8'de. Program adını En İyisi Gezmek. Bir anons çeker misin şuraya En İyisi Gezmek diye? Ben onu izliyorum ya bazen yani. O benim. Öyle mi? Hacı abi duanı eksik etme bizlerden inşallah. Sağ olun. Çekim ama hayırlı görsün. Amin. İyi yayınlar. Eyvallah. Sağ ol abi. Evet Şanlıurfa'mızın gençleriyle beraberdik. 73-74 yaşında. Sağ olun. Allah hayırlı razı olsun diyoruz. Şanlıurfa birim abi. Evet abi. Ne yapıyoruz abi bunu? Bunu şimdi makineden çekeceğiz. Evet. Pul biber haline getireceğiz. Bu pul biber mi olacak abi? Aynen. Bu acı biber mi abi? Acı bizim Urfa biberidir. Urfa biberi. Aynen. Urfa merkezin. Urfa köylerden, merkezden geliyor yani. İsmail abi yedin mi hiç? He yedin. Yedin mi diyorsun? He. Nasıl? Süper bir mal. Acı mı şu an? He. Yapma ya. Yakmasın bizi abi. Yok yok fazla yakmaz. Bu... Acımsı da önce tatlımsın da gelir. Kardeşim ne yapıyor şimdi abi? Karıştırıyor, dırma kuruyor. Karıştırıyor. Abi şimdi burası Urfa merkez. Evet. Biber toplama, işleme. Aynen. Ne yapılıyor burada İsmail abi? Şimdi biz hal pazarından, köylerden gelen biberleri evet. alırız, getiririz burada. Evet. Şu şekilde getiririz. Orası. Makineye vururuz, o tarafa oyunun böyle yaparız. Tamam bu ayrı o ayrı doğru evet, mu abi? Aynen. Burada şimdi kaç işlem yapılıyor İsmail abi? Biberler geldi. Acı biber geldi, tatlı biber geldi. Burada şimdi isot yapılıyor. Kökünü çekeriz, parçalama yaparız. Tamam. Parçalama yaptıktan sonra sereriz. Kurutmayı burada yapıyorsunuz. Evet. Serdikten sonra biz çadırlara koyarız. Evet. Şu gördüğünüz arkadaki çadırlara koyarız. Sarıyorsunuz. Evet. Tamam şunlar. Bunları topaj ediyoruz. Topaj ettikten sonra güneşin etkisiyle kendi kendine siyahlaşır. Evet. Bu hale gelir. Bu şimdi onun içinde bundan mı var? Aynen. Bundan var. Bu şimdi kuruyacak.
Aynen. Kardeş orada bunu ne yapıyor? Seriyor. Seriyor, dırmık vuruyor kırılması için. Şimdi arkada da çalışmalar var. Onlar domatesler mi geliyor oradan? Ne yapıyor? Biberler mi geliyor? Biberdir. Biber geliyor. Aynen. Burada serme işlemi yapılıyor. Aynen. Doğru mu abi? Aynen abim. Salça da mı çekiliyor? Ne yapıyorsunuz? Burada da salça yapılıyor, kuru biber yapılıyor, domates salçası yapıyor. Hepsi burada yapılır. Hava sıcak. Mecburi çalışacağız abi. Biz de bu sezonumuz başladı. 3 ay, 4 ay devam edeceğiz. 3 ay, 4 ay bu devam ediyor. İhracatta var mı İsmail abi? Var ya. Kırmızı biber. Aynen. Oradaki biraz daha siyah biberdi o. İso şey, siyah biber, kırmızı biber siyah oluyor. Böyle siyah olur. Ha bu o hale geliyor. Aynen bu o hale geliyor. Güneşin etkisiyle siyahlaşır. Patozlardan çekip biberler de orada abi. Aynen. Biberler bu şekil mi geliyor abi? Aynen. Biberler toplandı İsmail abi geldi. Şimdi bu makineye geçecek. Bunu 2-3 parça edecek. El vurulmadan arabalara koyulacak. Ondan sonra serilecek. Serilecek. Ne kadar bekleyecek kırmızı haliyle? Bir gün bekler. Bu sıcakta bir gün bekler. Bir gün bekledikten sonra öyle saracaksınız. Aynen tere koyulacak. Tamam. Terden çıkartılacak. Öyle siyahlaşacak. Öbür gibi siyahlaşacak makineye vurulacak. Yani burada tamamen isot yapımı o zaman. Aynen. Isot burası yapımı ancak aynen böyle. Biberlerini salça çektirmek isteyenler olursa da makineleri var. Biberi aynen toplayıp getirip salça. Yani biberin toplanmasından buraya gelmesi, buraya geldikten sonra çekilmesi, boylara ayrılması, aynen, serilmesi, sarılması bunların hepsi 2-3 günlük mevzu aslında ama sürekli devam ediyor. Aynen. Doğru mu? Evet. Aynen. Sıcağın çok olması gerekiyor çünkü sıcakta diyor ki İsmail abi bir gün diyor yeterli oluyor diyor çok aynen sıcak olunca. Aynen tabii canım kuruyor. Abi kaç ton işliyorsun sen? Ben abi yine 10 ton, 15 ton, 20 ton bazı arkadaşlar 50 tona kadar işliyor. Peki ne zamana kadar İsmail abi devam edeceğiz böyle? 11. aya kadar buradayız. 11. aya kadar buradayız. 11. Oradaki beyazlar ne İsmail abi? Onlar tohum. Hummalı bir çalışma var. Urfa merkez burası değerli dostlar. Alanları da o çalışmaları da Murat kardeşim ekranlara getirecek. Ama özetleyecek olursak değerli dostlarımız. Abi diyor ki önce diyor toplanıyor. Toplanan biber çuvallarla getiriliyor. Getirildikten sonra makineden ayrılıyor. Aynen. Çekiliyor. Sonra seriliyor. Serildikten sonra o ruloların içerisinde bir yatırılıyor. Aynen. Orada kaç gün yatıyor dedin abi? 2 gün abi. 2 günde orada 2 gün yatıyor. Yattıktan sonra açıyorsun zaten şöyle siyahlaşıyor. Aynen. Ondan sonra da abi çekime başlıyoruz. Aynen. Şimdi isotun başına gideceğiz değerli dostlar. Evet biberler kurutuldu, çekildi. Abi şimdi bu hazır. Hazır. Doğru mu? Evet. Bir kalite kontrol yapalım abi. Aynen. Bir kalite kontrol yapalım abi. Nereden anlayacağız iyi isotu, iyi biberi abi? Nereden anlayacağız? Ağzına vurduğun tadı ilk önce eşkimesi bir tat gelir. Ondan sonra kendi kendine... Şöyle mi? Aynen. Kendi kendine acımsı bir tat çıkar. Bizim Urfa biberinin şeysi budur. Abi Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli biberi diyor musun abi? Aynen Urfa'dır. Urfa. Urfa'nın biberidir. Peki kaç kilo biberden ortalama ne kadar isot 13, çıkıyor? 13-14 kiloda 1 kilo veriyor abi. 13-14 kilo biberde? Yaş biberde. Yaş biberde? 1 kilo kuru veriyor. 1 kilo kuru veriyor ama diyorsun ki kilosu da 300 ila 400 arasında. 400 ila arasında. Buradan gidiş mi? Aynen. Şimdi bu buradan 300-400'e mi çıkacak abi? Aynen. Biz bunu İstanbul'da kaça yiyecek abi? Vallahi abi burada İstanbul'da tüccarlardan burada 600-700'den aşağı yemezsiniz. Ciddi mi diyorsun abi? Havuç havuç alıp götürsek mi ne yapsak ya? Sen canın sağ olsun götür vallahi abi. Vallahi ama abi. Abi bu emeği havuç havuç alıp götürülür mü? Evet değerli dostlar. Evet şimdi isot paketleniyor. Ömrümüzü verdik diyor musun? Aynen abi ya. Baba mı? Aynen. 23 yıl olmuş. Senin yaş kaç? 24. 24. Aynen. Sen bir yaşındayken başlamış doğru mu? Aynen abi. Nasıl? Keyifli bir iş mi? Aynen abi. Zevk olarak yani yapıyoruz bu işi. Yani diyorsunuz ki milletin ya damak doğal, tadına doğru aynen mu? Aynen. Doğal Anadolu biberimiz yani bu. Kendi elimizde yapıyoruz yani bu şekilde. Paketliyoruz. Müşterilerimize şey yapıyoruz yani. Gönderiyorsun. Aynen abi. Eyvallah. Kaçar kilo olacak şimdi çuvallar? 25'er kilo abi. 25'er kilo. Aynen abi. Abi ne yapıyorsun? 300-400 liradan desene. Her çuval 10.000 TL. Aynen abi. Vay 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 vay.
Nasıl bir duygu? Ya abi şimdi herkes yani emek veriyor bu işe yani. Eyvallah, ailecek çalışıyor tabii. Aynen abi. Ama baba da başında duruyor ha. Aynen abi, olmasa yani işleri yürümez. Yani. Olmaz diyorsun. Evet. Evet, gerçekten zahmetli bir iş, sıcakta yapılan bir iş, ekip çalışmasıyla yapılan bir iş. Abi dedi ki, bizim de dedi bir iki tane ricamız olacak dedi. Ne demek abi dedim, hay hay dedim, buyur abi. Biz devletten veya da hükümetten biz sergi alanı kalıcı bir şekilde sergi alanı istiyoruz. Kalıcı sergi alanı? Kalıcı sergi alanını istiyoruz. Evet, para, eğer parasından, eğer yarısını hibe şeklinde biz kendilerinden... Sergi alanı istiyoruz ve fabrika tipi yapmak istiyoruz. Yani aslında şunu söylüyorsun, daha sağlıklı, daha kalıcı, daha hijyen, daha fazla üretim. Aynen. Eyvallah. Devletimizden bunu istiyoruz. Eyvallah. Teri görüyorsunuz değerli dostlar. Burada herkeste bu alın teri var. Şimdi o biberin yolculuğuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, öncelikle özür dileyerek başlayayım. Normalinde ustadan yükseğe oturmam. Ama ben olayı daha iyi görebilmek için yükseğe oturdum. Hakkını helal et ustam. Helal olsun. Nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, şükür. Dostlara duacıyız. Burası Şanlıurfa Bakırcılar Çarşısı mı diyoruz? Evet efendim. Kazancı Pazarı Bakırcılar Çarşısı. Balıklı Göl'ün karşısı diyoruz, doğru mu? Evet. Eyvallah. Evet. İsim nedir abi? Halil Çalışır. Halil Çalışır? Evet. İşleyen demir pas tutmaz. Eyvallah. Halil abi yas tutmaz. Eyvallah. Halil abi yaş kaç? 63. 63. Halil abi kaç yıllık ustayız? Dede mesleğim. Yani? 1920'den beri. 63 yaşındasın abi. Dedem yapmış, babam yapmış, ben yapıyorum. Evlat yapacak mı? Yapıyor, o da yapıyor. Torun? Torun da yapıyor, torun da karşıda var. Öyle mi? Evet. Ha, senin torun mu karşıdaki? Evlat demedik. Abi o var. İnternete girmiş ya. Dede burada çalışıyor o internette. Halil abi, ne yapıyoruz şimdi, bu nedir abi? Çiğ köfte leğeni. Hı? Çiğ köfte leğeni. Çiğ köfte leğeni abi. Evet. Kaç günde yapıyoruz abi bunu? Bir taneyi bir günde bir hızlı çalışırsa bitirebiliyoruz. Şu an ne işlemi yapıyoruz abi kelpetenle? Telini saracağız. Telini saracağız? Evet. Nereye? İçine mi? Kenarına. Kenarına? Evet. Açma yapıyoruz şu anda, doğru mu abi? Evet. Eyvallah abi. Bu darbelerin hepsini sen mi vurdun? Evet. Düz levhayı değiştirdim. Hala gelmiş, o da bitmiş hali. O bitmiş hali. Bitmiş hali. Başka neler yapıyorsun abi? Bu gördüğünüz her şeyi yapıyoruz. Her şey senin elinden çıkıyor. Sibacılığına yapıyoruz. Allah sana uzun uzun ömürler versin abi. Cümlemize. Cümlemize. Çalışmaya devam. Eyvallah. O arkadaş ne yapıyor orada, genç arkadaş? O da başka bir şey yapıyor. Ay Yıldız var herhalde. Ay Yıldız mı? Ay Yıldız. Ama Ay Yıldız dedim, bak yerimde duramam. Git bak onun, bak, yapı devam ediyor. Ay Yıldız, Ay Yıldız yapıyormuş değerli dostlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ay Yıldız yapıyor deyince karşıdaki usta, dayanamadım geldim. İyi. Kırmızı çizgilerimden biri, hassasımdır bu konuda. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sizin kaç yıl meslekte? 30. 30. Akrabalık var mı? Amcam. Amcam, benziyorsun zaten. Evet. Doğrudur. Boynuz kulağa geçer mi? Biraz. Çok ama duymaz, biliyorsun değil mi? Yoktu ya. Bak, boynuz kulağa geçer ama duymaz. Evet, çünkü evet. Kulak ya, bir duyu organıdır abi. Boynuz, evet. Boynuz bugün var, yarın yok abi. Evet. İsim ne kardeş? Müslüm. 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 Evet. Ne yapıyoruz abi şimdi, Ay Yıldız mı işliyoruz? Evet. İşleyelim bakalım Müslüm kardeş. Bunun içerisinde bir de şey yazıyor. Mesela burada Bismillahirrahmanirrahim, burada da La İlahe İllallah Muhammed Resulullah yazıyor. Oo. Evet. Çok önemli. Yani. Hadi bakalım. Ya bu işlemesini yaptık, doldurmasını yapıyoruz. Şu an doldurma mı yapıyoruz? Evet, şu böyle dolduğu zaman komple kabaracak. Ay Yıldız ortaya çıkacak. Aynen öyle olacak. Eyvallah abi. Bir günde yapabiliyor muyuz bunu? Bir günde tamam
bitmiyor yani, tam bitmiyor. 2 güne, 3 güne sarkabiliyor. Bunu? Tabii. Oy maşallah abi. Yani bu sadece bununla değil, şimdi bunun daha aşaması var. Düzeltilecek, ondan sonra düzeltilecek, parlayacak, gümüş, vernik, boyama. Evet. Daha... Şimdi buna ne diyoruz usta şu elindekine? Şunu bir göster abi, bu nedir abi? Bunun ismi bizim dilimizde top top deriz. Top top? Evet. Eyvallah abi. Evet. Buna ne diyoruz bu çekici? Çekiç, çekiç. Normal çekiç. Bir öbür tahtayı da bir görelim abi. Bu tokmak. Bunu da bir göster, bu tokmak. Tokmak. Bu üçünden mi çıkıyor bu iş abi? Evet. Ağırlıklı şurada, olarak. Şurada ayrı... Ayrı ayrı aparatlar var. Ya mesela şunu şurasını mesela şunla yapıyorsun. Burasını mesela bununla yapıyorsun ayrı bir kalemle. Ha, her birinin ayrı bir mesleği yani, var. Yani mesela şu ay yıldızı şöyle şunla yavaş yavaş komple. Yani şunu 2 günde çıkartıyorsun. Evet. Oo değerli dostlar bayağı ağırmış, orijinal evet. Bakır. Evet. Doğru mu? Peki bakırda bu bakırda karışım olmaz. Ekonomik olarak ne olacak abi bu? Bu ortalama 1000 lira 1100 lira falan olacak. 2 gün emek karşılığı. Evet. Biraz az oluyor ama ne yapalım? Allah Allah. Tabii ki de. İyi hadi bakalım Müslüm kardeşim, kolay gelsin. Kardeş sana da kolay gelsin. Eyvallah abi, sağ ol. Adam burada meslek icra ediyor, sen orada ater oynuyorsun. Babam abi. Öyle mi? Ya bir de Müslüm baba, babam diyor. Evet doğru. Allah Allah. Evet abi. Maşallah. Çalışıyor mu da? Öğreniyor yavaş yavaş ama öncelikle inşallah okulu olacak. İnşallah bakalım. Evet. Hayırlısı olsun değerli dostlar. Sen şuradan bir müzik parçası aç da bu adam benim babam diye Fatih kısa parmak çalsın bari. Baba, oğul değerli dostlar. O da dedesi. O baktığın dedesiydi. Eyvallah. Onda ince işçilik var abi, adam yıllarını vermiş. Evet, yolunuzu değerli dostlar. Urfa'ya düşürürseniz Bakırcılar Çarşısı'na gelin. Bu el emeği, göz nuru, alın teri buradır bakırın yeri diyorum, yoluma devam ediyorum. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Başın düşerse dara, Şanlıurfa Bakırcılar Çarşısı'nda isim ne efendim? Ramazan Külekçi. Ramazan Külekçi'yi ara değerli dostlar. Ateşi çıkmış abi. Evet abim. Bu ne abi, bunun durumu ne abi, bunun hastalığı ne abi? Bunun hastalığı çivilerin dibi çürümüş diye. Çivilerin dibi çürümüş. İçine koydukları şireyi falan onlar oradan kaçırıyor. Sızdırıyor. Sızdırıyor. Yarın bir gün sapı da elinde kalır ya. Ya inşallah sağlama çıkarttık mı daha bir... Hayır söylemiyorum. Çiviler çürümüş. Belki de tedavi görmese... Tabii tabii. Doğru, hurdaya gider o abi zaman. Abi nasıl? İyi bir kazan mı bu? Fena değil. Öyle, kimin abi? Komşumuzundur. Satmıştı. Evet. Yani eski alıyorlar satıyorlar. Şu an bunların imalatı durdu bitti. Evet. Niye? Bakırın biraz çok pahalı olmasından nedeniyle... Bu ne kadar eder ki abi? Şu an bu yine tahminim 4000'in civarında. 4000 lira? Evet. Ne diyorsun ya? Sıfırı sen hemen... Sen tedaviyi kaça yapacaksın? Tedavi perçin başı 50 lira para alıyoruz. 50, 100, 150, 200, 200 de yukarısı 400. 400 lira. %10'unu aldın. Tabii. Bu devamlı hastalanıp gelirse daha köşeyi sen dönersin. O kadar da olacak artık. O kadar da olacak abi. Kaç yıllık ustayız? Ben hemen yaş 53. Evet. 7 yaşından beri bu işin içindeyim. Sen çökmüşsün ya. Bitirdi mi beni? 53 bu meslek, yaşındasın. Evet. Senle benim aramda bir yaş mı fark var? Ya artık. Sen bir büyüksün. Şöyle bir bak abi. Sen mi büyüksün? Ben miyim büyüğüm mü bilmiyorum. Abi de mütevazi oluyor. Sen bir büyüksün be. Sen benden bir yaş büyüksün. Ben 52. Allah'ım bana sen 53. Rabbim, saçı, sakalı değerli dostlar Bakırcılar Çarşısı'nda ağartmış. İşin gerçeği bu. Allah bu sıcağa, bu ateşe dayanmak kolay değil. Doğru mu abi? Evet abi. Bir elinde ateş, bir elinde çekiç, bir elinde kazan. Doğru mu abi? Ne kaç saat çalışıyorsun? Helal lokma çocuğumuza yedirmeye çalışıyoruz. Eyvallah abiciğim. Kaç dakika sürecek bu işlem? Bu hemen bir 15 dakika falan sürüyor. Peki bu kazanların böyle dışının siyah olmasının sebebi ne abi? Odun ateşinde kullandıkları odun için yağlı ağaç kullanıyorlar, çam falan kullanıyorlar. Ondan dolayı hisinden dışı böyle siyahlaşıyor. Yani bakırdan hastalanan bana mı gelsin diyorsun abi? Aynen. Bakırın doktoru benim diyorsun. Hemen lan. Yani diyorsun mesleğim bakır, yaparım bu işi takır takır. Allah. Gözlerim diyorsun çakır, doğru mu abi? Elhamdülillah. Kökü var mı? Allah razı olsun inşallah. O bizde yok. Nasıl yok? Beceremedik. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi billahi. Becerseydik İbrahim Tatlıses mi olurduk? Allah'ına kurban sen. Eyvallah değerli dostlar. Şimdi ustam dediği gibi kulpların içeriden
gevşemesi sonucu yemekler artık dökülür olmuş. Doğru mu? Keşkekler, evet, evet, şerbetler. Evet. Şimdi muayene yapıyor onu. İşin ustasının görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Kardeş sen ne yapıyorsun sen? Örüyor mu? Örüyor mu? Evet abi. Ne örüyorsun? İşleme. Seviyor musun bu işi? Evet. Allah Allah. Nereden bulaştın bu işe? Babanın dükkanı mı? Hayır, dayımın. Dayının dükkanı. Bu işi yapacağım diyorsun ha? Evet. Sen? Ben 4 senedir burada çalışıyorum. 4 senedir buradasın. Eyvallah, yeni usta yetişiyor. İsim ne? Mehmet Ali. Mehmet Ali, hadi bakalım kolay gelsin, evet. Yeni 3-5 sene inşallah Mehmet Ali usta olacak. Nakış nakış işliyor. Evet değerli dostlarımız, bu gördüğünüz genç yakışıklı diyor ki Türkiye'de en iyi yaparım ben kalayı diyor. İsterse herkes gelsin alayı diyor. Doğru mu abi? Evet abi. Hep abiye sordum, cevap buradan geldi. Evet abi diyor. Abi ne yapacağız şimdi ustam? İsim ne? İsmim Hacı Mustafa Ozan. Hacı Mustafa Ozan. Şanlıurfalı. Sensin tüm oyunları bozan. Evet. Mustafa abi yaş kaç? 85. Ne? Dön Mustafa abi şöyle bir yüzünü görelim. Cemalini bir kamera görsün. 85 yaşındasın. Kaç yıldır bakır kalaycılığı yapıyorsun? 75 yıldır. 75 yıldır ustayım diyorsun. Bakır kalaycılığı yapıyorum diyorsun. Tabii. Bıkmadın tabii mı abi? Tabii şimdi 75 senedir. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa gelirsin. Çıraktan kalfalığa, kalfalıktan tabii ustalığa, ustalıktan şimdi ordinaryus profesörlüğe. Geldin mi ip de körük. Ondan sonra kap sığmak, ondan sonra burada oturup kapları doğrultmak, ondan sonra kalayın başına geçersin. 75 yıllık ustasın. Eyvallah abiciğim. Ay boş şeyi aç. Değerli dostlar, yolumuzu bakırcılar çağırsın. Mutlaka görün. Yakma bizi Mustafa abi, ne yapıyorsun? Nasıl korkma abi ya? Aman abi. 75 yıllık usta. Oo, parladı be abi. Parlayacak ya abi. Evet değerli izleyicilerimiz, Urfa'da gastronomi ekranlarınıza getirdik, tarihi ekranlarınıza getirdik, yöresel lezzetleri ekranlarınıza getirdik, insan hikayelerini ekranlarınıza getirdik, sanatkarları ekranlarınıza getirdik. Finalde ne yapıyoruz? Tabii ki Urfa'nın olmazsa olmazı sıra gecesi ve Urfa'da sıra gecesinin en iyi, en kaliteli, en doğal ve milleti memnun eden şekliyle icra edildiği yer neresi? Ve işletmenin sayın genel müdürü, yöneticisi Mehmet İnal'la birlikteyiz. Burası neresi efendim? Konuk evimiz 530 yaşında, tarihi eser bir konak. Tamamen asıl olan Urfa evlerinin bir tanesini temsil ediyor. Eski adıyla Doktor İmam'ın evi dedi diye dendiğinde Urfalıların tamamının bildiği, tamamen orijinal, restorasyonda herhangi hiçbir değişiklik yapılmamış orijinal bir Urfa evindeyiz. Haftada kaç gün icra ediyorsunuz? Her gün. Yıl 365 gün. Kaçta alkolsüz başlıyor genelde? Mekanımız sadece sadece aile kabul ediyoruz. 19.30 itibariyle başlayıp 23.30'a kadar da devam eden bir program yapıyoruz. Şimdi hazırlıklar tabii saatler öncesinden başlıyor. Öncelikle masaları ne bıraktınız? Oradan başlayalım. Az sonra mutfağa masalarda gireceğiz. Masalarda şimdi serpmelerimiz var. Sıcaklarımız, misafirlerimiz geldikten itibaren başlıyor. Konseptler dahilinde olan bir program yaptık. Tamamen Urfa'ya gelen misafirlerimizin kendi kültürümüzü iyice öğrenebilecekleri ve aynı zamanda oyunlarla da onların bizlere eşlik edip güzel bir sıra gecesi organizasyonu düzenliyoruz. Ne yapacaksınız? Bu konseptlerde dikkat ettiyseniz girişte öncelikle bizim kendi kültürümüzde olan davul zurna ile karşılama yapıyoruz misafirlerimizi. Daha sonrasında karşımızda 11 kişiden oluşan tamamen hepsi eğitimli olan arkadaşlarımızdan 11 kişilik bir canlı sıra gecesi ekibimiz oluyor. Daha sonrasında çiğ köfte alevli bir şekilde, meşaleli bir şekilde yoğruluyor. Misafirlerimizin önünde ve gözü önünde yoğruluyor. Arkasından davulda alev şovumuz var. Profesyonel, yöresel kıyafette halk oyunları ekibinin gösterisi oluyor. Daha sonrasında da solistimiz sahne alıyor.
ve program 23.30'a kadar devam ediyor. Ama bu mekanı da her akşam doldurmak kolay değil. Başarının sırrı... Teşekkür ederim. Aslında başarının sırrı kalite. Yani yaptığınız işi çok sevmelisiniz. Biz çok seviyoruz yaptığımız işi. Gelen misafirlerimizi kesinlikle böyle mahcup etmeyecek şeyleri, tüm detaylar üzerinde ve her gün aynı amatör ruhla başlıyoruz işe. Ondan dolayı bu başarıyı yakaladık ve bunun karşılığında milletimiz bize takdirini gösteriyor. Sizin gibi dostlar da geldiği sürece bizi eksik bırakmıyorlar, onun için minnettarız. Bir de kültür olarak da hem iç turizme hem dış turizme çok ciddi manada katkınız oluyor. Evet. Bir turizm elçisi olarak neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle, yılda biz 3 tane büyük fuara katılıyoruz. Gidip orada kendi mekanımızı tanıtırken aslında biz Urfa'yı tanıtıyoruz. İnsanları öncelikle Urfa'ya davet ediyoruz. Urfa'ya gelirseniz de bizi Siregelsin'e gelin diyoruz. Harici dışarıda bizim reklamlarımız var. Yurt dışında şu an çalıştığımız, ki bu akşam da bir tane yurt dışından gelecek grubumuz var. O çalışmaların karşılığını şimdi alıyoruz. Eyvallah. Yolunuzu Urfa'ya düşürürseniz mekan belli, makam belli, sanatkarlar belli. Ekrana da Urfa Sıra Gecesi geliyor efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, içeride Sıra Gecesi'nin startı verildi. Orada start verildi ama burada start daha önceden verildi. Çünkü buranın Sıra Gecesi'nden öncesinde gitmesi gerekiyor. Her şey bekler ama Boğaz beklemez. Evet, ustaları görüyorsunuz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Abi çok zor bir iş yapıyorsun, soğan koyuyorsun. Senin iş zor. Allah kolaylık versin abi. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi tabaklara soğanlar, maydanozlar dizildi. Şöyle şefin yanına doğru gidiyorum. Pazara gidecekseniz torba lazım. Sıra Gecesi'ne gelmişseniz belki acıkırsınız diye çorba lazım. Çorba, doğru mu abi? Aynen. Çorbamız nedir usta? Süzme mercimek. Süzme mercimek çorbası. Aynen. İçen oluyor değil mi Sıra Gecesi'nde? Tabii tabii, içen oluyor. Açlığı bastırıyorlar enerjiyi harcayınca. Biz bir de kişi başta şöyle gördüğünüz... Oo, pot, onlarda mı veriyoruz? Bakır potlarda ortaya veriyoruz. Oh maşallah, ailecek içiyorlar. Aynen. Ustam şimdi tabaklar burada. Bunları neyle dolduracağız? Şöyle gidelim. Kebaplarımız pişiyor. Evet. Şu anda değerli dostlar, kebaplar tütmeye başladı. Ne vereceğiz? Ne ikram ediyoruz? Patlıcanlı kebap, Urfa kebabı. Patlıcanlı kebap. Şunu bir açalım, yüzümüz patlıcan görsün. Patlıcan görsün efendim. Patlıcanları görüyorsunuz. Önceden kızartıldı kebapla beraber. Evet abi. Domatesli kebap. Sade Urfa kebabı. Bir de tavuk şiş veriyoruz. Hocam. Biberimiz var abi. Biberimiz var. Doğru, tabii, çeşit çeşit biberlerimiz var burada. Önceden içli köftemiz var. Evet. Yemekten önce biz içli köfte ikram ediyoruz. Kuru patlıcan dolmamız var şurada gördüğünüz gibi. Evet. Bunlar ilk başta ikram ediliyor. Daha sonra ana yemeği yiyoruz. Yani diyorsun ki hem müziğe doyuyorlar, hem eğlenceye tabii, doyuyorlar, tabii, hem boğazları doyuyor. Tabii. Abi senin durumun ne olacak? Yok inşallah. Alışıyoruz diyorsun ha? Aynen öyle. Eyvallah. Ustalarımız, evet. Ustalar gerçekten... Yukarıdaki sanatkarlar kadar çok zor iş yapıyorlar. Kolay değil. Bu kadar kebabı yani 1000 kişiye, 1500 kişiye aynı kıvamda yetiştirmek, aynı kıvamda pişirmek kolay değil. Değerli dostlarımız, Sıra Gecesi'nin burası arka kısmı, burası gırtlak kısmı. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.